Evet arkadaşlar merhaba. Size bir üründen bahsedeceğim. Craft Heart ismi. Bu ürün arkadaşlar bu aralarda tabii hep şarjlı, adaptörlü araç çıkama, ne bileyim banyolarda, bahçelerde, ilaçlama yaparken, fayansları yıkarken, klima petekleri, kompresörlerini temizlerken ama daha çok tabii araç çıkarken kullanılan şarjlı yıkama tabancasından bahsedeceğim. Ürün Craft Heart isminde. Güzel bir kutusu var. Kaliteli hissiyatı. Bir şekilde sizlerle beraber açalım. Bu ürün çift şarj, çift adaptörle geliyor. İyi bir marka. Craft markası. Farklı farklı bir sürü markalar var tabii haliyle. Gördüğünüz üzere ürünün 5 metre civarında bir su hortumu var. Burada görüyorsunuz zaten ürünü. Ürünümüz bu şekilde. Çok da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bayağı basıcı, iyi dediler. Yorumları da güzel. Ben de deneyeceğim. Sizlerle de paylaşacağım. Ürünün dediğim gibi çift adaptörü var. 21 volt maksimum. Lyon pilli, tekrar doldurulabilir pil şeklinde. Görüyorsunuz tabancası. Yani bayağı kaliteli hissiyat aslında. İşin açığı. Hani şık güzel. Aksine şu hortum ucu çok bana iyi geldi. Çünkü bu uca takılan uçta ayarlar mevcut. Basınç ayarları var. Bir şekilde bayağı kaliteli duruyor aslında. Sizlerle de paylaşacağım bunu. Craft Heart ismi. Yani daha yeni aldım. 1799-1800 lira şeklinde. Bakacağım. Deneyeceğim. Sizlerle de paylaşırım tek tek. Evet arkadaşlar. Craft Heart cihazımızı tekrar diğer aracımıza da deniyorum. Köpüğümüzü attık. Görmüş olduğumuz köpük deposu ve köpük ucu ve şimdi de su tankı ve su. Şu anda su sökme ucuyoruz. Tabi kolumuzda suyumuz olması gerekiyor. Bayağı güzel köpük işini gördü. Yani hakikaten iş yapar bir cihaz arkadaşlar, tavsiye ederim. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani ayarları da var zaten kendi ucunda. Tanzik ayarları. Bu şekilde bütün aracı yıkayacak kadar bir şarj var. Zaten yedek batarya da yanında geliyor. Ondan sonra bütün aracı yıkayacak kadar şarjını yapacağız. Biraz sessiz olsun, yüksek sessiz, evet. Tamam, yapılacağı kadar ben biliyorum. O yüzden sessiz gene kadar çıkartıyor. Anlarım yani. Evet arkadaşlar, düzeneğimizi kurduk. Önüne deterjanını koyduk, deterjan ucunu koyduk. Ekledik. Çek valfli hortumun ucuna ekledik ve cihaza taktık. Bu şekilde hortuma normal boş kovaya, işte musluk olmadan suyun olduğu her yerde yıkama yapabileceksiniz. Bakın ben şu anda sadece köpük yapacağım. Bakın. Biraz havası geldi. Havadan sonra köpüklü yerler görünüyor. Bayağı tanrı da var yani. Gördüğünüz gibi. Tabii. Tanrı kararı da var zaten. Güzel. Bakın şu.
Yani bir kova suyla, yaklaşık 10 litrelik bir suyla bir araba bir minibüs yıkanabiliyor. Bilginiz olsun. Yani köpük tanzi de gayet iyi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın. Daha sonra köpük ucunu çıkartıp normal tanzik ucunu da takacağım. Tanzik ayağını yapabilmek için.